Arkadaşlar, sizi buraya topladım. Çünkü hepiniz duymuşsunuzdur. Torunlarım kayıp. Kaçtılar mı, kaçırıldılar mı bilmiyorum. Ama ve lakin şu an itibariyle Çukurova'da seferberlik ilan ediyorum. Merak etme ağam, her taşın altına bakarız. Ağam, bütün evleri didik didik ararız. Dinirim. Hı. Yabancı birilerini görüp görmediklerini bir sorun isterseniz. Ağalar, şimdi herkeşlere sorun soruşturun. Darlasına, bağına, bahçesine son vakitlerde şehir dışından maraba alan oldu mu? Ayrıca da sorun ki ne? Şehir dışından misafirleri gelmiş mi, gelmemiş mi? Yok ağam. Hepsi adını sanını bildiğimiz insanlar. Hele ki kalender ağalarına hiç yanlış yapmazlar. De haydi o zaman. Duranlarla birlikte her yeri didik didik arayacaksınız. Kalender ağanızı duydunuz. Şimdi herkes tarlaları haber salsın. Irgatlarınız gözünü dört açsın. Kanala, göle, ormana, her bir yere bakın. Torunlarımı da bulmadan gelmeyin. De haydi. Abi, abi iyi misin? Dinledim. İyiyim. İyiyim, iyiyim. Ben iyiyim de. Benim çocuklarım acaba iyi mi onu bilmiyorum. Onların damarlarında bozok kanı dolaşıyor benim o. Sen yüreğini ferah tut. Çocuklarımıza kolay kolay bir şey olmaz evvela. Yeterim be! Allah Allah! İçim şişti be! Durmadan ağlayıp sızlıyorsunuz ha! Düşünün bir kere, bırakın şimdi bu ağlamayı, sızlamayı. Bu çocukları kim kaçırdı ha? Ha biz nereden bilelim bu karının çocukları nereye dur? Ne de olsa Mehteber ablanın torunları dur. Artık kime ne ettiyse. Kız Asiye, ya ben kime ne edeceğim ki? Yani ben sonuçta pamuk bir kadın kişiyim. Vallahi hayatımda duyduğum en doğrusu Fatih. Hakikaten Mehteber abla. Asiye ile beni de sarıyordu nasıl kalsın pamuklara. Yoksa siz intikam yemeni içtiniz de... ...beni torunlarımla mı cezalandıracaksınız? Ha? Ha tövbe estağfurullah. Ha! Ne demişler? Düşmanını uzaklarda arama. Ahan da yakında. Torunlarım nerede? Tövbe estağfurullah. Ya Mehteber abla biz nereden bilelim senin torunların nereye dur? Ha sen iyice keçileri kaçırdın ha. El kadar bebelerden intikam alacak değil us herhalde. Alsak zamanında senden alırdık. Ne oluyor burada? Gene ne ağlaşıp bağırıp duruyorsunuz? Ağam biz bir haber aldık. Mehteber abla demin dedi ki benim hiçbir düşmanım yok dedi. Acaba senin bir düşmanın olabilir mi? Evet. Benim bir düşmanım var. Bir değil hatta. Üç düşmanım var. Ahan da birincisi, ahan da ikincisi, ahan da üçüncüsü. Kamilya lütfen. Kamilya Hanım lütfen. Ağam. Şimdi eteğimizdeki taşları dökelim bence ortaya. Aldığımız bazı duyumlara göre Mehteber abla eşrafı tarafından pek de sevilmeyen bir insanmış. Kulağımıza öyle geldi. Şimdi bir düşünelim. Kendi kendimize şu soruyu soralım. Neden sadece Mehteber ablamın torunları kaçırıldı acaba? Salak. Evet. Bu evde Mehteber abladan başka torunu olan var mıdır? Yok. Bella. Ama Bella hamile. O da kaçırılabilirdi. Hanımlar lütfen hemen çocukların kaçırıldığına şartlandırmayın kendinizi. Daha bu konuda bir emare yok. Lütfen biraz daha dirayetli olun. Toplayın kendinizi. Kendinize gelin yahu. Ama gözünü yanayım. Ne olur torunlarımı bul. Tabii tabii. Sen torunlarına sahip çık ama... ...amma kalendere bulup gelmek mecburiyette senin torunlarını. Başka bir arzunuz hanımefendi? Olur Mehteber, olur. Bulurum. Komutanım, hoş gelmişsin. Ha, iyi haberlerle geldim. Buldum de komutan. Bir haber neyin var mı komutanım çocuklarımdan? Maalesef henüz bir haber alamadık. Ben de size sormaya gelmiştim. Neyi? Yani çocuklar döndüler mi diye. Komutanım onlar dönselerdi ben seni haberdar ederdim zaten.
Ne çocuklar geldi ne de bir haberleri. Anlıyorum. Peki siz ne düşünüyorsunuz komutan? Yani ilim varmıyor ama gerçekten kaçırılmış olabilirler mi? Bilemiyorum. Ama böyle bir şeyi söyleyebilmemiz için elimizde somut bir delil olması gerek. Eşyanın işini komutan, yani kaçırılmadılarsa nereye gittiler ki? Kendi kendilerine mi gittiler? İnşallah. Ne kaçırılmışlardır ne de kaçmışlardır. İnşallah, inşallah. Allah'ım yarabbim. Torunlarımın acısını anasıyla babasına gösterme yarabbim. Komutanım, nereye gitti bu çocuklar? Nereye gittiler? Çocuğu uyandırdın. İbo, neredesin ya? Gözüm yollarda kaldı. Ağam istediklerini toparlamaz zaman aldı. Oo, İbo bak böyle olmasın ama. Çoluk çocuk burada zebil oluyoruz. Satılmış evimizi kaldın mı? Almam mı hanımam? Buyurun. Ay şimdi bunu kaynatmak lazım. Benim drone nerede? Almadım ulan yoksa. Alamadım ağam, çok pahalıymış. Verdiğin çeyrekler bile yetmedi. Ya tamam tamam uzatma, söyle ne kadar lazımmış? 1500. TL mi dolar mı? Yok ağam TL. Piyasada kimse dolar çalışmıyor artık. Pahalıymış ya. Bırak şimdi drone'u, zaten daha yeni helikopter aldırmadın mı? İbo, son fiyat ne olur? Ağam senin güzel aklın için 1000 liraya düşürtürüz. Aslan İbo be. Ceylan çıkar oradan bir tane bilezik. Mıstık sen çok oluyorsun ama ha. Ya tamam tamam, senin de o çok istediğin karı kaseti var ya, onu alacağım. Söz ver. Söz? Eğer kim olmazsın. Ya söz dedim ya abla. Hadi ver şu bilenziği ya. Adım çıkacak senin yüzünden. Mıstık abi bir tane bilenzik için ablasına yalvarıyormuş. İyi be, al. Şimdiden soruştur, bir sonrakine karı kaseti istiyoruz. Tamam ağam. Çabuk gel, sıkıldım oturmaktan. Bir de bunun dönmesini mi bekleyeceğiz? Bekleyeceğiz tabii, drone'u getireceğiz. Evdekiler merak etmiştir. Gidelim, sonra yine geliriz. Sen gitmek istiyorsan git kızım. Ben kardeşimle ilgilenirim. Değil mi abicim? Hadi kız, yerde kalma. Mıstık. Ha. Biz şimdi eve gidiyoruz ama sakın başımıza bir iş gelmesin. Niye ki? Niyesi mi var? Annem altını yürüttüğümüzü anlarsa canımızı okur. Hiç de bir şey olmaz kızım. Annem anlamaz ki bile. Sen merak etme. Nasıl olacakmış o? Her gün sayıyor altınlarını. Ya anam burada mı ki bile? Değil. Ama gelecek. Hatta gelmiş bile olabilir. Of, kesin anlayacak eksildiğini. Anlarsa anlasın ya. Hırsız çalmış deriz, biter gider. Mıstık farkında mısın bilmiyorum ama o hırsız biziz. Ne hırsız ya? Bozukların velatıyım kızım ben. En de sonunda bütün mal benim olacak. 3-5 yıl erken almışım diye ne olur yani? Mıstık, anneme de aynen böyle anlat. Beni hiç karıştırma. Allah Allah. Allah Allah. Oyuncak sipariş verirken hiç de beni karıştırma demiyordun ama. O zamandı. Şimdi pişman oldum. Son pişmanlık fayda etmez kızım. Suç ortakları her zaman birlikte hareket etmek zorundadır. Hadi gidelim artık ya. Kaç saattir anamın sütünden içmiyorum. Başıma vurdu vallahi. Süt ağası ne olacak? Oy benim talihsiz başım. Ben daha Khorasan'ın yokluğuna alışamamışım. Bir de yeğenlerimin yokluğuna nasıl alışacağımışım. Ay yeter be yeter. Ne çok ağladın ya. Allah Allah. Ne kadar uğursuz bir kadınsın ya. Senin uğursuzluğun yüzünden benim de başıma gelmedik kalmadı vallahi. Çok affedersin Kamilla bacı ama yani benim ne alakası var? Şu alakası var. Sen kimi koynunu alsan, kimin yanında yatırsan maşallah puf oluyor, gaybe karışıyor ya. Allah Allah. Hani Khorasan nerede? Gitti adam, kaçtı gitti. Ha çocuklar da yok ortada. Puh. Asıl sağ puh. Bana bak var ya, ben var ya senin saçını başını yolarım ha. Kız bana bak, tutman kız beni. Beni tutman var ya, ben bu karının saçını başını yolarım ha. Kız tutma, kız dursanıza beni. Tutun kız beni.
Tutmayayım mı siz? Ne oluyor gene burada? Çocuklardan bir haber var mı abi? Yok işte, yok. Yani ne bir haber, ne bir iz. Hoş geldiniz çocuklar. O da geldi. Mehtemel. Mehtemel şöyle bir kenara çekil bakayım. Şöyle bir çekil. Geç bakayım ablanın yanına. Geç. Ha. Ceylan. Mıstık. İyi misiniz? İyi. Söyleyin bakalım. Neredeydiniz dedem? Portakal bahçesindeydik. Portakal bahçesinde mi? Portakal bahçesini biz didik didik aradık, yoktunuz. Bana bak. Bana yalan söylemeyin, korkmayın. Niye yalan söyleyelim dede? Satılmışa topraklarımızı gezdirdik. Siz satılmışa aldınız, topraklarınızı gezdirdiniz öyle mi? Yani kimse sizi bir yere kaçırmadı öyle mi? Bana bakın. Bir daha benden izinsiz bu kapıdan dışarı çıkıp topraklarımızda gezmek mezmek yok. Anlaşıldı mı? Cevap verin bana. Ama dede. Cevap vermeyin bana. Bana bakın. Tekrar ediyorum. Bir daha bu konağın kapısından bizden habersiz dışarı çıkarsanız var ya sizi eşek sudan gelinceye kadar... Anlaşıldı mı? Anlaşıldı dede. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı dede. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı dede. De haydi şimdi odanıza. De haydi odanıza. Hasan da bir gün Bey'le gelir. Bak gel burası serin serin. Burada oynayalım tavlamızı. Şu gırim adam bizim salona da taktırak ya. O zamana kadar burada idare ederiz. Gel. Gayet. Abo. Bu ne? Burası savaş alanına dönmüş ki ne? Kamile televizyon aldı da affedersin. Ha, siz mi geldiniz? Hoş geldiniz. Geçin geçin şöyle oturun oturun. Hadi karıcığım topla şu ayakları. Ben dizim var be benim. Benimden çekilsene ya. Allah Allah ne o? Siz de televizyon bakmıyor mu geldiniz yoksan buraya? Yok ağam biz televizyona bakmıyoruz ki yasak bize ya. He hem de hiç bakmıyoruz ki ağam biz. Hatta biz şimdi var ya böyle arkamızı neyin dönüyor? Dönün. Hayırdır dönürüm? Nedir bu durum? Onlara televizyon yasak. Ben yasakladım. Tövbe sana aşk olsun durum ya. Ya 21. yüzyılda televizyon yasağı mı olurmuş ya? Olur benim dünürüm. Pekala olur. Bunlar ne yapıyorlar biliyor musun? Oturuyorlar bütün gün televizyona bakıyorlar. Dizilere dalıyorlar. Sonra olan her şeyde esas zannediyorlar. Ağam, vallahi da billahi da biz çok uslandık yine. Ağam, ya bari reklamları seyretsek sadece. Ben gamı spotuna bile razıyım. Yeter ki ekran olsun bana. Dönün önünüze. Dünürüm hani biraz abartmıyor musunuz? Yasak olmasa da hani böyle sınır koysanız. Kime bu karılara mı? Bu karılara sınır konulabilir mi ki ne? Bunlar sınırsız karılar. Bakın size bir misal. Eskilerde bir dizi vardı. Yani konaklı ağlı bir şey. Orada bir de yanaşma vardı. Şimdi o yanaşma sebebiyle bu karılar... Dönün önünüze. O yanaşma sebebiyle bu karılar tuttular konaktaki bütün yanaşmaları kapı dışarı ettiler. O gün bugündür konağa yanaşma alamıyorum. Ne alaka? Niye ki? Çünkü o yanaşma konağın ağzından çocuk peydalıyor. He! He! Allah'a billahi aynen öyle oldu. Bak, bak. Hala onunla yaşıyorlar. Hala olmuş gibi zannediyorlar. De haydi. Dönün önünüze. Dönün. Dönün. Bundan böyle Kamelya Hanım'la bütün münasebetiniz bu misafirhanenin sınırları dışında cereyan edecek. Şimdi doğru konağa evinize. De haydi. De haydi. De haydi. Dönün önünüze. Bence sen de biraz çeki düzen vermelisin.
Sen nerelere gittin benim güzel kızım? Benim ceylan gözlüm. Deden seni ne kadar merak etti biliyor musun sen? Ya senin 3 tane nenen var ama biri bile sana sahip çıkamadı. Onların gözlerinin önünde kayıp oldun sen. Kaybettiler seni. Ya? Üçünüze de çok kızgınım. Çok. Çok. Ya bu bebelerin başına bir şey gelseydi? Anasına babasına nasıl hesap verecektik ki? Aman. Sanki analarının babalarının çocuklarını düşündükleri var. Bir gittiler bir gittiler. Gidiş o gidiş. İnsan hiç çoluğunu çocuğunu merak etmez mi? Aramaz mı ya? He. Güdük doğru diyor. Ha biz buraya onların çocukları için pervane olurken onların rahatı yerinde maşallah. Ya siz ne utanmaz ne arlanmaz karılarsınız. Konuşmadan tutup oturacağınız yerde bir de bu zabilerin anasına babasına bir laf duyuyoruz. Haksız mıyız ama? Ha haksız mıyız? Nazgül'ü düşün bakalım. Emzikli karı bebesini bıraktı gitti. Hiç arayıp sordu mu? Ha deyin bakalım niye aramadı ki ne? Çünkü torunlarına böyle gözü gibi bakan bir neneleri var. Değil mi? Amma da iyi baktın ha. Göğsün gibi baktın böyle göğsün gibi. Senin o gözün gibi bakmaların sayesinde bütün Çukurova seferber oldu. Ama... Aması maması yok muhtemel. Üçünüze de çok kızgınım çok. Ağam. Gel bunları baş başa odamızda konuşalım. Gel yatalım. Yok yok ağam. Gel benim odamda baş başa konuşalım. He yok ya. Ben onun torunlarının nenesiyim. En çok benimle konuşması benim odama gelmesi lazım gelir. Senin torunlarının nenesiydin madem torunlarına sahip çıkaydın. Yeter kızım yeter. Ya Allah Allah. Sizin benden başka derdiniz yok mu? Uğraşacak başka bir adamınız yok mu canım? Ha birazcık da başka şeylerle uğraşın ya. Benim dışımda uğraşacak başka bir şeyler bulun. Azıcık başka bir şeylerle uğraşın. Azıcık dünyaya bakın. Dünya ne kadar büyük. Ufkunuzu genişletin. Azıcık. O ne demek be? Ufkumuz genişleyince ne olacak ki? Sabahtan akşama kadar çekirdek çitleyip dedikodu etmeyeceksiniz. Ağam bizi seviyor mu sevmiyor mu diye düşünmeyeceksiniz. Birazcık kendinizle meşgul olacaksınız. Kendinizle. Ağam. Ha biz zaten senle meşgulüz. Ha biz başka meşguliyeti ne yapalım ki? Yok yok size laf anlatılmaz. Gel kızım benim gel. Ben seni içeri götüreyim gel. Ya ağamıza çok haksızlık etti. Resmen oturup çekirdek çitlemekten başka hiçbir alt ettiğiniz yok dedi. Bir de ya ufkumuzu genişletecekmişiz. Ya biz hanım ağayız ya, ağa karısıyız. Bizim ufkumuz ağamız kadardır ya. Ha, aferin size. Aferin kartkarlar. Burada oturmuş danalar gibi geviş getiriyorsunuz. Bu gidişle yakında ağanızı da göremeyeceksiniz. O ne demek öyle? Şu demek. Sizin kendinize ait bir hayatınız yok. Çalışmıyorsunuz, işiniz yok, gücünüz yok, bir hobiniz bile yok be. Allah Allah. Derdiniz, zorunuz ağanın arkasından entrika çevirmek. Erkekler bir kere kendi ayakları üzerinde duran, kendi hayatı olan kadınları severler. Siz ne yapıyorsunuz? Keneler gibi ağamın üstüne yapışmış, öyle hayatınızı sürdürüyorsunuz. Doğru dedin aslında. Peki biz ne edeceğiz şimdi? Ha bu saatten sonra gidip ev kapılarından iş mi dileneceğiz? Ya iş ve işçi bulma kurumuna gidip adımızı yazdırak. Olmadı göğün meydanındaki kahvenin önünde bekleriz. Her sabah gelip darlada çalışmak için ırgat topluyorlar ya. Ya niye öyle bakıyorsunuz ya? Ya iş hayatına bir yerden başlamamız lazım. Ay, salak salak konuşma Ayşe ya. Yani kendi tarlamızda ırgatlık mı edeceğiz? Tövbe tövbe. Ya niye öyle diyorsun Möteber abla? Haçlıkımızı çıkarırız. Ekominik özgürlüğümüz olur. Eminik. Ekominik özgürlük. Ya kart karılar önemli olan para kazanmak falan değil ya. Prestij, prestij. Öz saygı, kendine saygı. Bak bak, bakın şimdi. Eğer siz çalışırsanız kendinize saygınız olur. Böylece ne olur? Ağamın da size saygısı olur. Ama ne yapacağız Gamile bacı? Biz vasıfsız elemanız. Darladan başka nerede işe yararız ki?
Ya sizin hiç mi hayalınız yok be? Tek hayalınız sizin ağa karısı olmak mı be? Ben aslında doktor olmak istiyordum biliyor musun Gamile abacığım? Ama ilkokul 3'e giderken babam okuldan aldı beni. Ben de güzellik uzmanı olmak istiyordum ama okutmadılar. Ay kart karılar bakın ne güzel işte ya. Şimdi ücretsiz hak eğitim kursları var. Kız Gutyuk sen gidersin ilkokul, ortaokul, lise diplomanı alabilirsin oradan. Esen Süslü gidersin güzellik uzmanı sertifikanı alabilirsin oradan. Ne güzel işte. Vallahi mı? Tamam Kamile bacı. Hadi gidelim, hadi gidelim, hadi gidelim. Dur be! Aha, bu karının hayalı ne olacak? Mühtebir bacım senin hiç hayalın yok mu? Hayal olmaz olur mu Kamile bacı? Ama benim hayalim bunlar gibi ufak tefek değil. Hayır yani ben oynadım ha. Şöyle büyük oynarım ha. Ya Ayşe gözünü seveyim bir sakin dur Allah'ım yarabbim ya. Darlamasana kız insanı. Ya Asiye ben çok heyecanlıyım. Şimdi benim yeni arkadaşlarım mı olacak? Şimdi öğretmenim mi olacak? Kız sen de iyice kendini ilkokul çocuğu belledin ha. Bu yıllık nereden çıktı ya? Sandıktan. Bu benim ilkokulda giydiğim önlüğüm. Asiye biliyor musun ben hiç uzamadım. Dokuzumda neysem yine aynıyım. Hadi ya. Ay hiç belli olmuydu Ayşe. Allah Allah. Bana bak. İçeride ayrı sınıflarda olacağız. Öğretmenin sözünden çıkmak yoktur tamam mı? Hadi canım benim. Allah senin açıkla dersin. Sen hiç merak etme. Hadi girek. Kız. Hadi girek. Hadi girek. Hadi girek. Ay haydi bakalım. Ayşan böyle önlükle gelmenize hiç gerek yoktu. İlkokul değil burası. Çok komik. Olsun öğretmenim. Mektebe önlükle gelinir tamam mı? Siz bilirsiniz peki. Buyurun geçin oturun yerinize. Sağ ol. Evet hanımlar, hep birlikte söylüyoruz. Öğretmenim, öğretmenim. Efendim Ayşe? Ben onların hepsini ezbere biliyorum, sayayım mı? Gel bakalım tahtaya. Ayşe dur, dur. Öyle ezbere olmaz. Söyle bakalım Ayşe. Bu hangi harf? Bozluk. Evet. Bu hangi harf Ayşe? Tarak. Güzel, güzel. Şimdi bu boşluktan başlayarak yaz bakalım harfleri. Tamam. Ayşe yeter. Yeter Ayşe tamam. Tamam Ayşe'cim tamam. Tamam. Tamam Ayşe'cim. Yazmak için galiba biraz erken. Olsun. Olsun. İlk gün için hiç fena sayılmaz Ayşe. Ya öğretmenim. Öğretmenim ben aslında çok dersli bir karıyım. İlkokul işte terkim. Bunların hepsini sular seller gibi sayabilirim aslında da. Şimdi bu karılar gülünce heyecanlandım öğretmenim. Olsun. Alışırsın merak etme. Geç otur yerine şimdi. Sağ ol. Öğretmenim. Efendim Ayşe.
Zil ne zaman çalacak? Teneffüse çıkacağız değil mi? Ayşe, burası okul değil. İstediğin zaman çıkabilirsin dışarıya. Ben biraz karnım acıktı da insanın kafası çok çalışınca hemencecik acıkıyor, biliyor musun? Tamam Ayşe, dışarıya çıkıp yiyebilirsin. Ha yo. Benim besleme çantam yanımda zaten. İstediğiniz kadar yiyebilirsiniz. Ama bu karılara zırnık koklatmam. Çok güldüler bana. Vallahi yemeğe dokunanı yakarım. Ayşe, derste yemek yemek yasak. Ders bitimine kadar bekle lütfen. Öğretmenim, ders bitene kadar ben acımdan ölürüm. Kafama hiçbir şey girmez. Aşağıya oynar mı herkes? Evet arkadaşlar, şimdi kimyasal peeling işlemini uygulamalı olarak öğreneceğiz. Buyurun, kime bakmıştınız? Güzellik uzmanı olmak için hapusunuz mı gelinydi hocam? Evet, kursiyer velisi misiniz? Kursiyer? Velisi? Ne velisi? Ha yok, ben veli değilim. Ben şahsen bizzat kendim kursiyerim. Pardon, pardon. Buyurun geçin. Geçin. Kursiyer arkadaşımıza yer verelim lütfen. Buyurun, buyurun oturun. Yaş sınırı mı vardır hocam? Genelde genç öğrenciler tercih ediyor bu kursu. Doğal olarak tabii. Ama öğrenmenin yaşı mı vardır hocam? Ben zaten her şeyi biliyorum aslında da sertifika olmadan dükkan açılamıyormuş. Ben ondan sebep buraya. Yani böyle aslına bakarsan benim makyaj malzemelerim lan. Karı ha böyle 5 tane dükkan açılıyor. Vallahi gerçek. Sessizlik. Sessizlik arkadaşlar. Nerede kalmıştık? Kimyasal peeling. Bu işlem öncelikle yaşlanma karşıtı bir uygulama olarak tercih edilir. Hocam, aramızda bu uygulamaya ihtiyacı olan öğrenciler var. Önce onlar da deneyelim isterseniz. Kız sen ya yağlı yedin dilin kaya ya mermiden hızlı koşaysın. Sen bana mı laf soktun? Yok canım, aramızda yaşlı mı var sanki? Lan! Ben hepinizi cebimden çıkarırım da. Şşşt, arkadaşlar. Birbirimize sataşmayalım lütfen. Aman bırakın hocam ya. Siz bu yeni yetmeleri kale almayın. Ben kale almıyorum da. Uy, bizi niye kale almışsın da? Kız sen benden alay mı geçiyorsun? Yok da, ne alay geçeceğiz seninle? Ha bakın. Ha beni delirtmeyin da. Ne oldu? Ha? Tırsınız mı? Sen yeşilli, geç şuraya, geç, geç. Ha şimdi de gülün bakayım nasıl gülüyorsunuz ha? Yok teyze yok. Ben hala teyze din ya, hala teyze din ya. La öldürteceksin sen bana kendini, kes. Ne yapıyorsunuz? Hanımefendi lütfen, o silahı yerine koyun. Lütfen güvenlik çağırmak zorunda kalacağım. Ha yok hocam yok, sizlik bir şey yoktur da. Hem silahım dursat durup zaten. La bırakın beni! Bırakın beni, onlara yaşlı kimmiş göstereceğim. Bırakın beni! Bırakın beni! Yazıklar olsun size. Yazıklar olsun. Bir mekteplerde rezil olmadığım kalmıştı. O da oldu, tam oldu. Kusura bakmayın Kalender Ağa. Ama sizi çağırmak zorundaydık. İşlerinizden biri derste piknik yapmaya kalkmış. Diğeri sınıfı savaş alanına çevirmiş. Siz kusura kalmayın müdür hanım, siz kusura kalmayın. Yani ben ne yapayım ki ne şimdi? Yani ben onların adına sizden özür dilerim. Ama ya böyle bir şey olabilir mi canım? Ya, öyle bir utanç içindeyim ki şimdi. Bak bak, öyle bir utanç içindeyim ki o kadar olur yani.
İnanın hatırınız olmasa şimdiye kadar çoktan polis çağırmıştım. Sonuçta Asiye Hanım'ın karıştığı adli bir olay. Keşke çağırsaydınız. Hiç olmazsa aklı başına gelirdi. Ama... Dur! Cevap verme bana. Müdür Hanım, biz artık gidelim. Sizin de başınızı daha fazla ağrıtmayak. Her türlü zararınızın, ziyanınızın tarafımızdan karşılanacağını size bildirmek isterim. Bize güven. Sağ olun, teşekkürler. Yalnız bu durumda Asiye Hanım'la Ayşe Hanım kursiyerliğe devam edemeyecekler. Etmesinler canım. Kursiyerlik onların neyine ki ne? Aman ben doktor olacağım. He, ben de güzellik uzmanı olacağım. Ne olacak? Yaşa geldiniz. Hala neyin peşindesiniz siz? De haydi. Gelin peşimden. Bize müsaade. De haydi. Beni takip edin. Yürü, yürü. Gel. Gelin biraz daha. Gelin. Sizi bir okul kapılarından toplamadığım kalmıştı. Ben sizin veliniz miyim, kocanız mıyım? Deyin hele. Ama ağam, sınıfta çok alay geçtiler benimle. Bağ yaşlı dediler. Ağam. Ne? Ben yaşlı mıyım? Değil misin Asiye? Yakında nene olacaksın, nene. Evet ağam, o nene olacak ama ben olmayacağım. Ne olur beni okuldan alma. Okul defteri kapandı Ayşe. Okul mokul yok, bitti. Eğitim benim anayasal hakkım. Engelleyemezsin. O zaman tutarım bir hoca, evde ders alırsın. Beni rezil etmene müsaade etmem. Ben özel hoca istemiyorum. Ben okula gelmek istiyorum. Arkadaşlarımdan sosyalleşmek istiyorum. Önlük giymek istiyorum. Bu bıyık kıyafet ne kızım? Şahtın şahbaz oldun. Bu önlükle ortalarda dolaşmaya utanmıyor mu? Niye utanacakmışım? Ben bana bir harf öğretenin 40 yıl gölesi olurum. Sen beni okuldan alırsan gene geleceğim, gene geleceğim, gene geleceğim, gene geleceğim. He, ben de geleceğim. Hı. Ha yarın pompalımı alıp onların kapısına dayanmazsam bağda Asiye demesinler. Hele bir yap, hele bir yap. Bak o zaman seni gelip nezaret kapılarından kurtarıyor muyum? Aman biz meslek sahibi olmak için yaptık bunları. Ya nereden çıktı bu? Nereden çıktı bu sevda? Şimdi durup dururken nereden çıktı? Öz saygımız için ağam. Ne saygı, ne saygı? Ulan sizin birazcık kendinize, birazcık bana saygınız olsaydı beni böyle rezil etmezdiniz. Ağam, biz her şeyi senin için ettik ya. Sen bizimle gurur duy diye ettik. Siz ne zaman ki başınızı belaya sokmazsınız. İşte ancak o zaman ben sizinle gurur duyabilirim. De haydi şimdi düşün önüme doğru konu. De haydi, de haydi. Gel canım, gel. Gel Ayşe'cim. Gel. Ver onu bana. Gel canım.